Canlar merhaba. 13 misafirin bugünkü konuğu Doçent Doktor Mustafa Ulubay. Bizim için en önemli olan şey belki de ilerideki aile kurmak kız için. Mustafa, ismin böyle robotik cerrahide de anılıyor. Bu operasyonları hani laparoskopi ile ikisi arasında fark var ama bunu nasıl tanımlayalım? Mustafa, bazen o kadar iddialı konuşuluyor ki senin hakkında. Kadın doğum hekimi senin yaptığın ameliyatları ne ameliyat olduğunu anlamamış bile falan diyenler oluyor. Doğru mu bu? Yani şimdi şöyle... Vajina yaptığını. O kadar güzel yani hani. Mustafa, geldik. Sorgu sorumuzu. Sıkıştırayım biraz ama meslektaşım çok sıkıştırmayın. Canlar merhaba. 13 misafirin bugünkü konuğu Doçent Doktor Mustafa Ulubay. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Mustafa'ya takıldık şimdi. Kaskını çıkardı, masaya koydu. Motorunu oraya park yaptı ve geldi. Öyle bir sevgin var galiba. Ha? Motor sevgisi Mustafa. Ya motor kullanmayı çok seviyorum yani. Takılacağımı yani, söylemiştim o masada yani. Beklemiyordum yani gerçekten böyle bir giriş yapacağınızı. Ne zaman neden beri motor sürüyorsun? Ben 15 yıldır motor kullanıyorum. Yani bu 5 veya 6. motosikletim herhalde. Sürekli değişiyor motorlar. Aha. Keyif alıyorum. Benim için çok enerji veren bir şey. Hızlı seviyor kullanmak. Musun? Seviyorsun da. Seviyorum şey, yani. Mesela ailem demiyor mu? Aman hızlı yapma ya, dikkat o et falan demiyorlar mı? Yani ya da şey, motor almak için seni engellemek istemediler mi? Benim şu andaki motosikletim hani 1000 cc'lik bir motosiklet. Hmm. Bu normalde bu Kenan Sofoğlu'nun falan yarışlarda kullandığı motosikletten. Ben bu motosikleti aldığımı aileme söylemedim. Yani babam öğrendiğinde zaten çok mutsuz oldu. Evet, haklı olarak. Haklı olarak, hak veriyorum kendisine. Ama bu bir keyif yani, benim hoşuma gidiyor. Ne yazık ki pek yakın çevrem kullanmamı istemiyor tabii ki. İstemez tabii. Ama sen nerede ne şekilde kullanacağını yani bildiğin için. Çünkü sen bize lazımsın yani. Sağ ol. O yüzden. İyi ki geldin, hoş geldin Mustafa. Şöyle, biz kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyız. Evet, spesifikleşmek başka ama bir gebe geldiğinde çocuk da doğurtuyoruz. Sezaryanını da yapıyoruz. Birisinin rahmi alınacaksa ameliyatlarımızı da yapıyoruz. Açık ya da kapalı ameliyatlar ya da robotik cerrahi yapıyoruz. Birçok şey yapıyoruz. Mustafa da özellikle Türkiye'de de, yurt dışında da vajinası olmayan kızlarda bu vajina yapan cerrahlardan, en öyle söyleyeyim, en önemli cerrahlardan bir tanesi. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Açıkçası yurt dışında da dediğim gibi Türkiye'de de böyle çalışmalarda, akademik camiada da altın harflerle yazılmış ismi var bu konuda. Sizinle tanıştırmak istiyorum. Bununla ilgili bilinmeyenleri, eksik bilinenleri, ameliyatı, süreci Mustafa'dan dinlemek istiyorum öncelikle. Şimdi Mustafa, endişeli geliyor ya aile. Yani düşünsenize, ileriye yönelik bir süreci yaşayamayacak kızım diye geliyor. Yani tanı konması bile sıkıntı ama konduktan sonra biz ne yapacağız diye geliyor. Yani eminim bu işin psikolojisini konuşuruz tabii de. Bu konuda ne demek istersin? Yani iyi ki varsın, o ayrı ama mesela ilk gördüğünde nasıl karşılıyorsun hastaları? Şimdi bu vajinal atrezi, uterin agenez dediğimiz bir klinik tablo var. Hı hı. Yani bu çok nadir görülen bir hastalık. 5000'de bir civarında gözüküyor toplumda. Ve bu hastalar genelde ya evleneceği zaman ya da adet döneminde, adet görmediği için anneler tarafından bize hastalar getiriliyor. Bu hastalarda ne yazık ki vajen embriyolojik olarak gelişmediği için, hı hı, sağlıklı bir cinsel ilişki sağlamasını yaşayacak bir vajinal yol yok. Yok, aynı. Aynı zamanda bir rahim de gelişmediği için bunların doğum yapma şansı da olmuyor ne yazık ki. Tabii ki bu bir 14 yaşındaki, 15 yaşındaki bir kız çocuğu için çok ciddi bir problem. Yani bu çocukların hepsi hem psikolojik olarak hem de hayat beklentisi olarak çok büyük bir travma yaşıyorlar. Çünkü herkes evlenmek istiyor, çocuk sahibi olmak istiyor. Hani bunun dışında da bir cinsellik, zaten siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları. Hayatın bir gerçeği yani, olmazsa olmaz bir şey. Ve bunların hiçbirisinin olmayacağı bu çocuklarda ciddi bir travma yaratıyor.
Gelen tablo dramatik bir kere Mustafa, değil mi? Evet. Yani bizim için en önemli olan şey belki de ilerideki aile kurmak, kız için bir hayat. Bunun baştan bir durağanlaşmış oluyor yani böyle bir süreçte. Mesela en erken tespit yaşını, mesela senin gördüğün gözlemlerine göre kaç bu? Şimdi normalde çocukluktan ergenliğe geçiş sürecimiz var biliyorsunuz. 12 ile 16 yaş arasında. Genelde 12 yaşında başlayan bu süreç 13-14 yaşlarda adetlerin belirginleşmesiyle anneler tarafından zaten fark ediliyor. Eğer ilgili bir anne ise bu adetin olmadığını fark ettiği zaman bir anormallik olabileceğini düşünüyor ve bize getiriyor aslında. Eğer tabii aile bunu fark edemediyse genelde evlilik döneminde veya cinsel ilişki yaşama problemleri nedeniyle bize bu genç kızlar gelebiliyor. Yani uzamış da olabiliyor aslında yani. Ya biraz bu kişinin aslında durumun kendi farkındalığıyla ilgili bir süreç. Yani kendi anatomik yapısını biliyorsa, yani burada bir anormallik var diye düşünüp de gelebiliyor. Ya da hiçbir şey farkında değil, evleniyor. Evlendiği gün yaşadığı travmayla sosyal problemler giremiyor. İşte ya boşanmalar ya başka problemlerle hasta büyük travmalarla bize geliyor. Bize geliyor. Mustafa, mesela tabii bu konuda diyorsun ya, bilinçlenmek çok önemli ama ben şunu da görüyorum. 16-17 yaşına geliyor bir kız. Diyor ki adet olmadım. Annesi olursun diyor, ben de öyleydim diyor mesela. Bazen de sanki geç kalmanın sebebi bu. Yani kardeşi, kuzeni, işte annesi de geç oldu. Hani biz bekleyelim diyen bir grup oluyor. Geç kalmışlıkla mesela 16-17 yaşında evlendiriliyor kız ve ilişkiye giremiyor. O dönemde yapılan tedavi ya da ameliyatla atıyorum 30 yaşında evliliği olmuş ve bunu tespit edilememiş diyelim. Hani köyde yaşıyor. Orada yaptığımız ameliyat ikisi birbirinden farklı mı başarı oranları? Şimdi şöyle, biz ameliyat ettikten sonra hastayı yaklaşık 4-6 ay kadar bir süre ameliyat sonrası bazı önerilerimiz oluyor hastaya. Bu nedenle eğer hasta evlilik düşünüyorsa biz 6 ay öncesinde gelmesi gerekiyor. Ancak dediğiniz gibi hastalarım da var. 35 yaşında, 40 yaşında hastalarım var. Bunu artık içselleştirmişler. Bu konuyla eşlerin arasında bir problem yok. Evliler, çocukları yok. Ama bir cinsellikleri de yok. Bunlar da geliyor. Bunları da ameliyat ediyoruz biz. Yani artık diyorlar ki bakın bunun bir tedavisi varmış. Çünkü halkta çoğu kişi bu hastalığın tedavisi olduğunu bilmiyor. Ameliyatta düzeltilebileceğini bilmiyor. Aslında bizim ameliyat sonuçlarımız çok iyi. Yani bizim yaptığımız ameliyat sonrasında bu hastalar sağlıklı bir şekilde bir cinsel hayat yaşayabiliyorlar. Bunun farkında olanlar evlenmeden önce geliyor veya sadece evlilik değil, cinsel aktif olmak istediğinde de bize geliyor. Biz ameliyatlarını gerçekleştiriyoruz ya da ilerleyen yaşlarında ihtiyaç hissedip de bize gelebiliyorlar. Bunların ikisinde de herhangi bir ameliyat baş... Mustafa, bu saate kadar hep böyle sanki konuya bodoslama girdik gibi. Ben hani çok heyecanlı olduğum için bu konuda. Belki bilmeyenler vardır. Dedik ya hani doğuştan vajinası olmayan kızlar, vajinal agenez. Bunu ne zaman tespit ediyoruz? Neden oluyor? Niçin oluyor? Bununla ilgili bir hani söylemin olur mu? Şimdi bu vajinal agenezi, agenezi gelişmeme demek yani Türkçesi biliyorsunuz. Latince kullanıyoruz terminoloji. Anne karnındayken vajinanın ve rahmin embriyolojik olarak gelişmesinde bir defekt oluşuyor ve gelişmesi duruyor. Bu nedenle tamamen bir vajina ortaya çıkmıyor veya hiç gelişmiyor. Rahim gelişmeyebiliyor. Biz buna Mayer-Roxtans-Küstner-Hauser sendromu olarak tanımlıyoruz. Yani bütün dünyada tanımlanmış bir hastalık bu. Fakat tedavisinde son yıllarda gayet başarılı sonuçlar alınıyor. Çünkü eskiden... Tedavisini ben hemen durduruyorum. Şöyle Mustafa. Tedavisinde yeni bir vajen yapıyor. Doğru mu? Evet, biz bu hastalara yeni bir vajina yapıyoruz. Vajinal rekonstrüksiyon yapıyoruz. Harika. Mustafa, mesela hastalar hep yurt dışından bir tedavi ümidiyle geliyorlar. Evet. Mesela bana da öyle. Seni tanımadan önce kime göndersek, yurt dışında kimi refere etsem diye düşünüyordum. Şimdi iyi ki sen varsın ama ya sanki birazcık daha bir etrafa çıkman lazım. Birazcık daha bağırman lazım. Türkiye'de de bu ameliyatı yapıyoruz. Bakın bir daha yurt dışı para harcamanıza, dışarıya gidip ya da oraları aramanıza gerek yok. Biz yapıyoruz demen lazım. Bence öyle yani. Biraz sanki sessiz mi kalıyorsun ki?
Yani benim aslında çok yaptığım ameliyatlardan bir tanesi bu. Bizim hastalarımız da çok, ancak hani benim çalışma yoğunluğum nedeniyle çok sosyal medyada ön planda olan bir insan değilim. Ama olmalısın. Yani bu... Hastalar için söylüyorum. Hastalar, yani bunun gerçekten bir tedavisinin olduğunu ve bunun Türkiye'de olduğunu bilmeli insanlar. Evet, biz bu tedaviyi yani burada uygulamamız dışında zaten yurt dışından gelen hastalarımız da çok sayıda bizim. Aslında dediğiniz gibi bunu bizim halka anlatmamız gerekiyor ama tabii inşallah bundan sonra sizin sayenizde inşallah bu konuda problem olan hastaların çözümünü kendilerine sunacağız. Hani mütevazi mütevazi konuşuyoruz da Mustafa, hani ameliyatla vajen yapıyoruz diyoruz. Hani sanki böyle tereyağından kıl çekiyormuş gibi. Aslında o kadar kompleks bir ameliyat ki. Şimdi ufak mesela bizim canlarımızın anlayacağı dilden ne yapıyoruz Mustafa? Bunun teknikleri var tabii ama senin yaptığın teknik hangisi? Ben öncelikle kapalı yapıyorum ameliyatları. Yani laparoskopiyle, robotik cerrahiyle. Çünkü artık günümüzde büyük kesilerle ameliyat yapmaktan uzaklaşıyoruz. Biliyorsunuz. Aynen. Yani çünkü büyük kesilerin ciddi anlamda hastanın iyileşme sürecini etkiliyor ve bizim hastalarımız genç kız ve karınlarında kocaman bir kesiyle dolaşmak istemiyorlar. Biz bunları bu nedenle kapalı yapıyoruz. Bu ameliyat sırasında da ben vajen rekonstrüksiyonunu hastanın kendi karın iç zarından alarak aldığım parçalarla yapıyorum. Kendi geliştirdiğim teknikle. Bu sayede bu yaptığımız doku gerçek bir vajen dokusunu taklit ediyor. Yani hem bir kayganlığı oluyor, aynen, hem bir ıslaklığı oluyor. Bu sayede hastanın ameliyat sonrasındaki cinsel hayatında da biz pozitif sonuçlar alıyoruz. Yani sadece vajen yapmak değil amacımız. Aslında değil. Fonksiyonunu da, değil mi? Yani hani aktifleştirmek. Tabii ki. Amacımız hastanın sağlıklı bir cinsel yaşamını sağlayabilmek. Yoksa biz orayı yaptık, burada bir vajen var. Değil, yani fonksiyonel bir yapı oluşturuyoruz. Mustafa, geldik. Sorgu sorumuzu sıkıştırayım biraz ama meslektaşım çok sıkıştı. Sıkıştırmayın. Şimdi yakışıklı bir doktor. Boylu poslu, Tom Cruise'a benziyor. Öyle duyuyoruz zaten öyle genelde seninle ilgili. Presentable, böyle nazik, kibar ve kadınların içindesin. Ve günde en az belki de 40-50 tane hasta muayene ediyorsun. Bir tarafta da bir ev hayatın var. Yani mesela eşin sürekli kadınlarla ilgili. Tabii ki şimdi ben bunun cevabını biliyorum ama bilmeyenler var. Merak ediyorum açıkçası. Yani bu süreçte burayı nasıl çözüyorsun ve bu süreci ilerletiyorsun, aile hayatını? Kıskançlık var. Sorumun esas ana şeyi bu. Sorum. Kıskançlık var mı evde? Yani evde problem yok zaten. Öncelikle onu söyleyeyim. Kıskançlık tabii ki kadınların temel yapısı zaten. Yani kıskançlık kadınlarda olan bir şey. Yani biz bir problem yaşamıyoruz. Şöyle bir şey var. Ben söylediğin şeye şöyle cevap vereyim. Yani genelde insanlar beni muayeneye geldiğinde bir yakınına benzetiyor. Birine benzetiyorlar. Ama ya dayısı oluyor. Dayısının oğlu Mustafa oluyor. Ya da amcasının oğlu olabiliyor. Yani böyle daha çok bir aileden bir bireymiş gibi hissediyorlar. Yani ben hastalarla karşılaştığımda böyle bir iletişim problemi yaşamıyorum. Ya aksine ben de şaşırıyorum bazen. Sürekli beni ya bir dayısının oğluna benzetiyor, amcasının oğluna benzetiyor. Yani bir aile içerisinden birisiymişim gibi yaklaşıyorlar. Öyle olunca da zaten hiçbir problem yaşamıyoruz biz. Gayet güzel iletişim kuruyoruz. Yani aksine öyle tam tersi. Yani daha çok bir akrabaymış gibi, ailenin bir çocuğuymuş gibi yaklaşıyor hastalar bana. Eşiniz? Eşim yok, kıskançlık yok yani. Yani zaman zaman tabii sıkıntı yaşıyoruz. Yani niye bu kadar çok ameliyat yapıyorsun? Niye bu kadar çok işinle vakit geçiriyorsun? Ki ben gündüz ameliyat yapıyorum. Akşam hem mutlaka gider hastaya bakarım. Sabah erkenden gider bakarım. Yani hayatımın büyük bir kısmını zaten işim kapatıyor yani. Bu nedenle eşim aslında bundan kıskançlık yapıyor. Yani sen diyor zamanını diyor bizden esirgiyorsun. İşine veriyorsun diye, ama bu da benim sonuçta yaşam tarzım. Tercih yani. Tercihimiz tabii. Mustafa, iyi ki geldin.
İyi ki varsın. İyi ki bence Türkiye için bir hazinesin bu konuda. Seni hem sosyal medyada hem basında, görsel ve yazılı basında çok görmek isterim, öyle söyleyeyim. Zaten birebir çalışıyoruz birlikte seninle ama hastayla ilgili paslama konusunda, ama bundan sonra diğer hekim arkadaşlarım ve canlarımın da seni tanımasını istedim. İyi ki geldin, dediğim gibi. Hep var ol. Çok teşekkür ederim. Çok çok güzel vakit geçirdim ben burada. Çok eğlendik beraber. Yani çok söylemiyorum yani, gerçekten böyle bu kadar ben beklemiyordum. Çünkü çok heyecanlıydım hatırlarsanız, evet, yani buraya oturduğumuzda. Yani insan artık herhalde başka bir soru var mı diye bekliyor yani bir süre sonra. Ben çok teşekkür ederim size. Keyifti, teşekkür ederim ben de. Mesela kompleks bir ameliyat mı? Kaç saat sürüyor? Hasta yatıyor mu? Kaç gün yatıyor? Kontrole ne zaman geliyor? Ona düşen sorumluluklar var mı Mustafa? Yani bir işe giriyor ama hani neye girdiğini bilmeli. Belki onun için bir hazırlık aşamasında onu anlatmak isteriz. Şimdi şöyle, bu hastaları biz kapalı ameliyatta yaptığımız için karnında 3 veya 4 tane 5 milimetrelik kesi oluyor. Delik oluyor. Yani çok büyük bir kesi, böyle 15-20 santimetrelik bir kesi olmuyor. Bu ameliyatı ben yaklaşık 90 dakika civarında yapıyorum. Yani 1,5-2 saat tabii ki vakadan vakaya değişebiliyor. Çünkü bu hastalarda ek bazı problemler, anomaliler de olabiliyor. Aynen. Bu nedenle ameliyat tamamen bireysel bir tedavi bu. Kişiye özgü bir tedavi uyguluyoruz biz. Bu ameliyat sonrasında ortalama biz 48 saat hastanede tutuyoruz hastayı. Ondan sonra evine gidebiliyor. Ameliyattan sonra kalkıp dolaşıyor. Yemeğini içiyor, yiyor. Çayını, çorbasını içiyor. 48 saat sonra evine gidip evinde normal hayatına devam ediyor. Bir 3-4 hafta kadar kendisine önerdiğimiz bir ekstra bir tedavi yöntemimiz daha var. Onu kendisi uyguluyor. Daha sonra bunu biz biraz daha farklılaştırarak vajenin ameliyata sonrasında tam istediğimiz boyuta gelmesini sağlıyoruz. Yani hastalar aslında ameliyat olduktan sonra çok böyle bir büyük bir sıkıntıyla karşılaşmıyor. Ama normal bir laparoskopik ameliyat olmuş gibi evine gidiyor. Mustafa, biraz şeyden bahsetmek istiyorum aslında. İşin birazcık da psikolojik tatmininden. Çünkü gerçekten sıkıntılı bir süreci kız karşına geldiğinde çözüyorsun. Ya hani biz kadın doğumcular mesela doğumhanenin kapısında bekleyen insanlar, böyle hani sanki böyle bir biz prenses gibi kendimi hissederim. Muhtemelen sen de öyle, prens ya da kral gibi. Düşünsene, çocuğunu ayakların hizasında alıyorsun, tutuyorsun, göz hizasına çekiyorsun, onun poposuna vuruyorsun. İlk nefesi senin elinden oluyor. Onun hazı bir başka mesela. Yani bunu ilk düşünsene, annesinden önce sen dokunuyorsun. Ya da mesela vajinist pusuları ben görüyorum. İşte terapiler bitmiş oluyor. İlişkiye giriyor. Gece saat 11'de hocam ilişkiye girdim diyor mesela. Ben böyle bir rahatlıyorum. Oh diyorum, bu da bitti diyorum. Şimdi yani böyle heyecanlı, keyifli, mutlu edici bir ameliyat. Yani düşünsene, hayatını değiştiriyorsun. Hani mütevazı olmayalım diye söylüyorum. Yani bu gerçekten önemli bir ameliyat. Evlenmeyecek bir kızı evlenmesine sebep oluyorsun. Aile hayatı kuramayacak bir kızın, kadının neyse, aile hayatını veriyorsun. Ya da toplumdan ekarte edilecek bir kadını topluma tekrar yerleştiriyorsun. Bakma yani, çok keyifli bir şey ameliyat bu. Yani sonrasındaki hazını bir anlatsana bana, psikolojini. Yoksa zaten ameliyatları konuşuyoruz yani. Ya gerçekten çok keyifli. Yani çocuk doğurtmak neyse bir kadın doğum hekimi için. Yani aslında biz kadın doğumcular çok şanslıyız. Şanslıyız gerçekten. Çünkü herkes ameliyat yapıyor. Herkes hasta bakıyor. İşte bir sürü iş yapan var ama bizim o çocuğu doğurttuğumuz zamanki duygu hiç kimse hissedemiyor. Yok, doğru söylüyorsun. Şimdi aynı şey ama tatmin düşün. Ben yani ben. Bu ameliyatta da aynısı. Yani biraz önce söylediğin gibi, nasıl bir vajinist pus hastası telefon ediyor sana, diyor ki böyle böyle gayet güzel, her şey yolunda. O zaten çok büyük mutluluk. Bunda da öyle. Benim hastalarım bana davetiyelerini getiriyorlar. Düğün davetiyelerini. İşte bu. Düğün daveti, diyorlar ki hocam mutlaka gelin. Tabii çoğuna katılamıyorum şimdi, yani buradan şey yapmayayım. Ben de tabii davetiyeleri bakınca düğün tarihini görüyorum. Ameliyat tarihini de biliyoruz. Diyorum ki bakalım ne oldu. Heyecanla bekliyorum. Sonra Instagram'dan, sosyal medyadan o hastaları tabii takip ediyoruz. Onlar da bizi takip ediyor. Story'lere giderken balayı resimlerini görüyorum ben bunları. Ve arkasından bana telefon geliyor. Hocam diyor, biz diyor böyle böyle.
Mesela ben ameliyat oldum. Zor bir ameliyattı diyelim. Biraz endişe yaratır mı acaba diye düşünüyorum. Çünkü olmayan bir şeyi doktorum yaptı. Yani mesela ilk ilişkiye girerken vajinam acıyacak mı? Ya da kanayacak mı? Ya da kuruluk olacak mı? Çünkü biz vajinoplastiden sonra bir dikişlere bir şey olacak mı? Hani bir sıkıntı olur mu? Gibi böyle bir endişeleri oluyor hastaların. Senin hastalarında da öyle oluyor mu? Bizim hastalarımızda biz bu tabii kombine bir tedavi aslında. Sadece ameliyat yapıp bırakmıyoruz yani. Bu hastalarla biz sürekli iletişimdeyiz. Yani bütün problemlerini biz biliyoruz. Başına gelebilecek şeyleri önceden tahmin edebiliyoruz. O nedenle ameliyat sonrasında bir süre aslında bir fizik tedavi gibi tedavi uyguluyoruz bu hastalara. Bunun sonucunda hasta ilk ilişkiye girdiğinde çok büyük bir problemle karşılaşmıyor. Yani bir büyük bir ağrı veya bir kuruluk gibi problemle karşılaşmıyor. Benim yaptığım bu teknikte karın iç sarı kullandığım için özellikle bunun kendine özgü bir kayganlığı ve ıslaklığı oluyor. Bazıları bağırsak kullanıyor ya. Evet, bazen bu sigmoid kolunu çıkartıp bundan bağırsak yapılıyor ama bu hastalarda genelde... Vajen yapılıyor. Vajen yapılıyor. Bunlar da genelde akıntı, kötü kokulu akıntı, bir gastroenterit gibi bir tabloyla karşılaşabiliyor hastalar. Yani çok sağlıklı bir hayat kalitesi sunmuyor ne yazık ki. Ve aynı zamanda sağlıklı bir bağırsak çıkardığı için hastanın ikinci daha büyük bir ameliyat geçirmesi gerekiyor bu hastaların. Senin teknik... Mustafa, bazen o kadar iddialı konuşuluyor ki senin hakkında. Kadın doğum hekimi senin yaptığın ameliyatları ne ameliyat olduğunu anlamamış bile falan diyenler oluyor. Doğru mu bu? Yani şimdi şöyle... Vajina yaptığını. O kadar güzel yani hani. Yani şimdi şöyle, biz ameliyat yaptıktan sonra bu doku, dediğim gibi vajina dokusuna o kadar çok benziyor ki. Eğer hastanın hikayesini düzgün almadıysa hekim, bu spekülüm kullanıyoruz biz, hastalarda biliyor artık bunları. Onu koyduğu zaman sadece hastadan rahim alınmış olduğunu zannediyor. Yani çünkü vajen dokusu tamamen bu koyduğumuz karın iç sarı vajen dokusuna benziyor. Evet. O nedenle hekimlerin çoğu zaman kafasının karışması çok normal. Çünkü hastayla iyi iletişim kurmak gerekiyor. Hastaya ne oldu, ne ameliyat oldu sorguladıklarını, ki çoğu zaman da ne yapıldığını anlayamıyor. Çünkü bunlar çok yeni teknikler. Çünkü iz falan da yok. Yani hani böyle bir bilinen teknik gibi de değil. Çünkü... Genelde hastalar da aslında şey yapıyor. Yani karşısındaki hekimi bir sorguluyor. Bakalım anlayacak mı, anlamayacak mı diye. Çünkü onların çok hoşuna gidiyor bu durum. Evet, evet. Bu iz olmadığı için hastada ve ilişkide de problem yaşamadığı için bu hastalığı unutuyor zaten zamanla bu hastalar. Normalleşiyor yani aslında. Mustafa, ismin böyle robotik cerrahide de anılıyor. Bu operasyonları hani laparoskopi ile ikisi arasında fark var ama bunu nasıl tanımlayalım? Şimdi şöyle, ben robotik cerrahi 10 yıldan fazla süredir yapıyorum. Yani çok ciddi sayıda ameliyat yaptım. Özellikle kadın kanserleriyle ilgili ve diğer kadın hastalıklarıyla ilgili. Biz bu vajinal agenizde de robotik cerrahi kullanıyoruz. Laparoskopiyle de yapıyoruz bu ameliyatı. Robotik cerrahiyle de yapıyoruz. Ancak şöyle bir fark var. Şimdi biliyorsunuz, insan vücudunun bazı sınırları var. Kabiliyetimiz var. Mesela bileğimiz o kadar dönebiliyor. Gerisini dönmüyor. Biz bunu ne yapıyoruz? Aletler kullanarak bu eksikliklerimizi gideriyoruz. Aletler bizim yardımcımız. Hani şey var, alet çalışır, el övünür diye bir söz var. Alet ne kadar iyiyse sonuçları o kadar iyi oluyor. Şimdi laparoskopi açık ameliyata göre çok yol kat ettiriyor bize. Robotik cerrahi de laparoskopiye göre çok yol kat ettiriyor. Yani bu nedenle robotik cerrahi günümüzde bütün ameliyatlarda popüler hale geliyor. Bütün dünyada ve bizim ülkemizde de aynı şekilde. Ve hem hasta dostu, hastanın çabuk iyileşmesini sağlıyor. Daha az kanamasına neden oluyor. Daha küçük kesirler, karnında iz olmuyor. Hastaya biz... Mustafa, şimdi sağlık turizmi yaptığını biliyorum. Geçen de Makedonya'dan da böyle bir hasta, ben de bir şahitli oldum o konuda. Mesela hani başarısız sonuçlarla gelen ya da farklı yerlerde yapılmış ama istediği konuma gelememiş hastaların var mı senin tekrardan rekonstrükte ettiğin, yaptığın? Şimdi şöyle var. Şöyle var. Şimdi bu hastalık çok nadir olduğu için çok fazla hekim çok böyle ciddi sayıda bu ameliyatları hastaya göremiyor zaten. Bırakın ameliyat yapmayı, hasta gelmiyor. Bize çok hasta geliyor öncelikle bu konuyla ilgili. Bu nedenle bu konuyla ilgili tecrübemiz çok fazla.
Şimdi çok tecrübesi olmadığı için özellikle yurt dışından bu şekilde bana çok hasta geliyor. Biliyorsunuz bizim Türk doktorlarımız Avrupa'da çok seviliyor. Aynen. Bunun sebeplerinden birisi de tecrübemizden dolayı. Haklıyız yani. Haklıyım. Sonuna evet, kadar evet. Bunda şey haklıyız. Avrupa'dan gelen hastalarda başarısız cerrahi girişimler ben görüyorum. Yani hastalar mutsuz bir şekilde geliyor. Çünkü zaten son çaresi ameliyat oluyor ve yine bir ilişki olamıyor. Bu şekilde gelen hastalarda biz rekonstrüktif sekonder cerrahisini yapıyoruz. Yani bir düzeltmesini yapıyoruz. Hastalar yine sağlıklı bir şekilde cinsel ilişkiye girebiliyor. Bunlarda tabii problemi tespit edip ona göre hastaya cerrahi tedavi yönelmek gerekiyor. Yani burada standart bir tedavi uygulamak mümkün değil. Ha mesela bugün 13 misafirin konuğu doçent doktor Mustafa Ulubay'dı. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı arkadaşım. İyi ki geldi ve ameliyatlarla ilgili bilgi verdi. Anlattık, sorularımızı cevap verdi. Teşekkür ediyorum. Bu konuyla ilgili yorum yapmak isterseniz bu videonun altına yazabilirsiniz. Sorularınızı yazabilirsiniz. Artı YouTube kanalımızı takip etmiyorsanız mutlaka takip alın isterim. Bildirimleri açın ki size hangi konuklar, hangi sorularla tekrardan döneceğimizi görün isterim. Çok teşekkür ediyorum. Gelecek hafta yine 13 misafirde farklı konuklarla ve farklı sorularla görüşmek üzere. Hoşçakalın.